Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balon gibi kabaran, yumuşacık, nefis bir pişi tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Yoğurma kabına bir tane yumurtanın tamamını alalım. Üzerine bir su bardağı dolusu yoğurt ilave edelim. Bir yemek kaşığı dolusu da ayçiçek yağı ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ve bir paket de kabartma tozu ekledim. Bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Sonrasında yavaş yavaş unu ilave edip hamurumuzu yoğuracağız. Toplamda 2,5 su bardağından biraz fazla olacak şekilde un takviyesi yaptım. Ama her tarifimde söylediğim gibi unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Unun bir kısmını ekledim ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkaracağım ve elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Spatulayı çıkardım ve kalan unumu da ilave edip hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana dek yoğurduktan sonra üzerini kapatıp bir 10 dakika dinlendirebilirsiniz. Bu sayede daha kolay açılacaktır. 10 dakikanın sonunda tezgahımıza bolca un serpelim, açma esnasında yapışmasın. Sonrasında hamurun tamamını tezgahın üzerine alalım. Üzerinde biraz unladıktan sonra bir merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Benim vaktim olmadığı için hamuru dinlendiremedim ama sizler dinlendirirseniz hamuru çok daha kolay bir şekilde açacaksınız. Bu şekilde ara ara çevirerek açarsanız tezgahta yapışmayacaktır. Ara ara yine hafif hafif un serpebilirsiniz. Birazdan sizlere zaten kalınlığını göstereceğim. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Ben merdane ile açtım ama dilerseniz oklavayla da açabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Hamurumu açtım. Birazdan sizlere kalınlığını göstereceğim. Kesmek için yuvarlak bir kesme aparatı kullandım. Dilerseniz bir su bardağı veya bir küçük kaseniz varsa onunla ya da çay bardağıyla da kesebilirsiniz. Tamamen büyüklüğü ve şekli tamamen size kalmış. Evet, hamurlarımın hepsini dip dibi olacak şekilde kesiyorum. Bu kenarlardan çıkan parçaları da tekrar beze haline getirip bir kez daha açacağım. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Kenarlardan çıkan parçaları topluyorum. Hemen bunu bir kenara alacağım ve biraz dinlendikten sonra tekrar açacağım. Evet, hamurun kalınlığını sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla ince değil, çok da kalın değil, orta kalınlıkta. Kalan hamuru da tekrar açtım. Yine onu aynı şekilde dip dibi olacak şekilde kesiyorum. Hamurlarımın hepsini hazırladım ve artık pişirme kısmına geçebilirim. Uygun bir tavanın içerisine sıvı yağımızı alalım ve tamamen kızmasını bekleyelim. Mutlaka kızgın yağda kızartıyoruz. Aksi takdirde yağ çekecektir. Tavanızın büyüklüğüne göre 5'er 6'şer tane tavamıza koyalım ve göreceksiniz hızlı bir şekilde nasıl güzel kabaracak. Daha güzel kabarmasını istiyorsanız üzerine böyle hafif hafif yağ atabilirsiniz. Bu sayede balon gibi şişecektir. Evet, diğer taraflarını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi altın sarısı rengini aldı. Çok hızlı bir şekilde de pişiyor. Diğer tarafları da pişti. Hemen kontrol ediyorum ve havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağıma alacağım ve kalanları da aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. İçleri böyle boş, sandviç gibi tüketebileceğiniz harika bir pişi arkadaşlar. Özellikle böyle hafta sonu kahvaltılar için muhteşem oluyor. Evet, diğer hamurlarımı da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz
gördüğünüz gibi hamurlar puf puf harika bir şekilde kabarıyor. Mayasız bir hamurdan hazırladık. Kabartma tuzuyla yaptık. Ama sanki mayalı hamur gibi dev gibi kabarıyor ve çok güzel yumuşacık bir pişi oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu güzel pişiyi deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra da yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Altları kızardı. Şimdi diğer taraflarını çeviriyorum. İki tarafı da altın sarısı rengini aldıktan sonra artık bu nefis pişilerimizi servis tabağına alabiliriz. Benim sık sık yaptığım çok güzel bir tarif. Benim çocuklarım da çok severek tüketiyor. Eminim sizler de denedikten sonra devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Evet, bu nefis pişilerimiz servis için hazır. İster bu şekilde tüm olarak hazırlayın, isterseniz birazdan göstereceğim şekilde böyle arasına peynir, domates, salatalık koyup böyle sandviç şeklinde de tüketebilirsiniz. Öyle de gerçekten muhteşem oluyor. Evet, hemen sizlere nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi bomboş. İçine isterseniz dediğim gibi benim gibi bu şekilde domates, peynir, salatalıkla koyarak sandviç şeklinde servis edebilirsiniz. Hem görüntüsü hem de lezzeti böyle sandviç ekmek görünümünde oldu ve inanılmaz güzel oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok pişi tarifi, kahvaltılık tarifler, birbirinden güzel yemek ve tatlı tariflerini kanalımda bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun birbirinden güzel tarifler çekmeye çalışıyorum. Umarım sizlerin de işine yarayacaktır. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.